Metnuş Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Ana haber bültenimize başlamadan önce günün öne çıkan gelişmelerinden bazı başlıklara bakalım. 11 Ocak'ta Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'la görüşen BDP heyeti bugün Kandil'e gitti. Rojavalılar yarın Kobani'nin özerkliğini ilan edecek. Özerklik kutlamaları devam ediyor. Kürtlerin davet edilmediği Cenevre 2'nin ise başarısızlığı gündemde. Yine yerel seçimler çerçevesinde gerçekleştirilen mitingleri ekranlarınıza getireceğiz. Ancak önce meteorolojiden gelen uyarıları paylaşalım. Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek değerli izleyenler. Kürdistan'da kar yağışı var. Marmara bölgesi ise karla karışık yağmur. Kuzey Kürdistan'ın birçok kentinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Çevlik kent merkezi ve ilçelere bağlı 272 köy yolu ulaşıma kapandı. Bölgede kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor. Türkiye illerinde de soğuk ve yağış hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Marmara ve Trakya'da hava sıcaklığı 12 derece birden düştü. Meteorolojik tahmin istasyonlarından alınan bilgiye göre Trakya bölgesinde sağanak yağış şu saatlerde kar yağışına dönüştü. İstanbul'da ise dün gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğunluğun artması sonucu TEM otoyolunda görüş mesafesi azaldı. Sürücüler araçlarının farlarını yaktı. Tahminlere göre kar yağışının yarın İstanbul'da etkili olması bekleniyor. HDP eş genel başkan yardımcısı Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Bağımsız Milletvekili Leyla Zana dün İmralı Adası'na gitti. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'la görüşen heyet üyelerinden Önder görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Önder ayrıca salı ve çarşamba günü Öcalan'ın mektubunu alarak evlere gideceklerini açıkladı. Sırrı Süreyya Önder, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Öcalan'ın ifadeleri şöyle. Kürt Ulusal Kongresi önemlidir. Bölge barışının, bölgenin demokratikleştirilmesinin de önemli teminat ayaklarından birisi olacaktır. Güvence ayaklarından birisi olacaktır. Bu anlamda kongrenin gerçekleşmesinin önündeki engellerin birçoğu hayati engeller değildir. Bütün taraflar tarihsel bir iş yaptıklarının sorumluluğuyla yaklaşırlarsa çok çabuk gerçekleşebilecek durumdadır. Bu, Kürt halkının demokratik siyaset ve demokratik dünyada yerini perçinleştirecek, canilerin kol gezdiği bölgede bütün dünyaya demokratik model oluşturacaktır. Öcalan'ın HDP'ye dönük kullanılan negatif dile dair sözleri ise şöyle. Son zamanlarda HDP'ye dönük olarak kullanılan negatif dilin bir tek amacı olduğunu düşünüyorum. Kürt halkını yalnızlaştırmak, kendi kendisiyle baş başa bırakmak. Oysa bizim mücadelemiz diğer halklarla yanımızda duran ve bizle dayanışma gösteren ve dayanışma gösterdiğimiz bütün halklarla, inançlarla, sol sosyalist yapılarla olan hukukumuz sonuna kadar demokratik siyaset temelinde yoldaşça dayanışma hukukudur. Bu dile karşı hem HDP'nin hem de Kürt halkının son derece uyanık olması, itibar etmemesi gerekiyor. Öcalan'ın Rojava'ya ilişkin değerlendirmeleri ise şöyle. Dünya kamuoyunun Rojava pratiğinde ortaya çıkan demokratik iradeye çok özenli bakması ve çok yüksek yerde kıymetlendirmesi gerekiyor. Bu bütün dünyanın güvencesi olacaktır. Çünkü demokratik çözümün benimsenmemesi durumunda yaşanacak olan felaketler kesinlikle bölgeyle sınırlı kalmayacaktır. Öcalan'ın çözüm sürecine dair kaydettiği sözler ise şöyle. Çözümün kalıcı temel şartı demokratik anayasadır. Fakat yöntemsel olarak gerek içeriğinin belirlenmesinde, gerek temel özelliklerinin kararlaştırılmasında müzakere ruhuna uygun bir paylaşımcılık esastır. Bu konuda düşülecek, süreci zora sokacak en büyük tehdit, hükümetin meseleye seçim ve yüzde hesaplarıyla yaklaşması olacaktır. Böylesi bir yaklaşım, sürecin bitmesine varan sıkıntılar içermektedir. Şu an yaşanan süreç, demokratik bir dönüşümün ne kadar ertelenemez olduğunu herkese göstermiştir. Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın Ermenilere ilişkin önümüzdeki günlerde Adalet Bakanlığı aracılığıyla bir mektup göndereceğini de açıkladı. Önder ayrıca, Sayın Öcalan'ın sanırım iki sayfa civarında Barzani'ye verilmek üzere yazdığı mektup da bize gelecek dedi. Öte yandan 11 Ocak günü İmralı Adası'nda Öcalan'la görüşen BDP heyeti de bugün Kandil'e gitti. Heyete yer alan İdris Baluken ziyaretlerinin amacını değerlendirdi. Bildiğiniz gibi heyetimiz İmralı Adası'nda Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Ve o görüşmede çok önemli konular tartışılmıştı.
Paris suikastı, Türkiye'de yürüyen çözüm süreci, Rojava ile ilgili gelişmeler ve ulusal konferansla ilgili gelişmelerle ilgili Sayın Öcalan'ın çok önemli tespitleri vardı. Geçen yapmış olduğumuz toplantıyı Sayın Öcalan tarihi bir toplantı olarak değerlendirmişti. Tabii bu toplantıdan sonra bizler de zaman zaman AKP'lilerle de bazı görüşmeler yaptık. O nedenle hem bu toplantının içeriğini tartışmak hem de genel olarak AKP'nin sürece yaklaşımı değerlendirmek üzere bugün Sayın Pervin Buldan'la birlikte Kandil'de KCK Yürütme Konseyi'ndeki arkadaşlarla görüşeceğiz. Bir önceki görüşmemizde yine Sayın Öcalan'ın KCK'ye yazmış olduğu bir mektup vardı. Bu mektubun cevabı da henüz bize ulaşmadı. Sayın Öcalan son yaptığımız toplantıda da bu mektubun cevabını beklediğini ifade etmişti. Aynı zamanda bu mektubun arkadaşlar tarafından hazırlanmadığını, KCK yetkilileri tarafından hazırlanmışsa da Sayın Öcalan'a iletilmek üzere heyetimizin teslim alması amacıyla bugünkü ziyareti gerçekleştiriyoruz. Gidecek siyasi heyetlerin mutlaka genişletilmesi gerektiğini söylemiştik. Sayın Öcalan da her toplantıda bunu ifade etmişti. Diğer siyasi partilerden, sivil toplum örgütlerden, akil insanlardan, gazetecilerden heyetlerinde gelebileceğini söylemişti. Partimizde zaten her milletvekilinin İmralı Adası'na giderek Sayın Öcalan'la süreci tartışmasını biz başından beri Adalet Bakanlığı'na önermiştik. Dolayısıyla bizim açımızdan olağanüstü bir durum söz konusu değil Sayın Zana'nın adaya gitmesiyle ilgili. Hem Sayın Sırrı Süreyya Önder'in kamuoyuna açıklamış olduğu mesajda da gördük. Sayın Barzani'ye Sayın Öcalan'ın iletmek istediği çok önemli mesajlar var ve yine bir mektup kalem almıştı. O nedenle Sayın Zana'nın daha önce güneydeki bu girişimlerde, bu temaslarda bulunması ve buradaki temaslar hakkında Sayın Öcalan'ı bilgilendirmiş olması bizce önemlidir. Önümüzdeki günlerde de farklı milletvekillerimizin de adaya giderek Sayın Öcalan'la görüşmesine Adalet Bakanlığı'nın artık engel çıkarmaması gerektiğini düşünüyoruz. Kürt tarafı 21 Ocak'ta başlayan Cenevre 2 konferansına kendi kimlikleriyle katılmak istiyordu. Ancak öz yönetimde başarılı olan Kürtler bir tehlike olarak görülüp davet edilmemişti bu konferansa. Suriye'nin geleceğinin tartışıldığı Cenevre sonuçsuz kalırken Kürtler Cizre kantonunun özerkliğinden sonra Kobani'nin özerkliğini de ilan etmeye hazırlanıyor. 22 Ocak'ta Rojava'da Cizre kantonunun özerk yönetiminin ilanı gerçekleşmişti. Yarın da Kobani kantonu özerklik ilanını gerçekleştirecek. Kobani'yi 29 Ocak günü Afrin takip edecek. Orta Doğu'da ilk olma niteliği taşıyan özerklik sistemi halkları kucaklıyor. Kürt, Arap, Asuri ve Ermeni temsilcilerin yer aldığı sistem demokrasinin inşasının da ilk adımı. Örneğin Cizre kantonunda olduğu gibi Kobani'de de yemin töreninde ulusal vurgu olmayacak. Geçici demokratik özerk yönetim yasama meclisiyle halklar irade beyanında bulunacak. Böylece halklar Rojava'da Suriye'de üçüncü bir güç olduklarını gösterecek. Çözümsüzlük buluşması olan Cenevre 2 konferansının başladığı güne ilk mesajı demokratik sistem işte böyle olur şeklinde verildi. Rojavalı Kürtler alternatif ve demokratik bir yapı çerçevesinde halkların özgürlük modelini esas aldıklarını ifade etti. Rojava 19 Temmuz 2012 tarihinde kansız bir devrim gerçekleştirdi ve aradan geçen süre zarfında demokratik yaşamın kurumlaşmalarına gidildi. Kobani'de yarın ilan edilecek özerkliğin altyapısı 2 yıldan bu yana öncülüğünü Kürtlerin yaptığı bu model ile şekillendi. Rojava Halk Devrimi'nin ilk günlerinde Kobanililer ilk kez tanklar ile tanıştı. IŞİD çeteleri tarafından saldırıya uğrayan Kobani sadece Kürtler için değil bölgedeki diğer halklar açısından da oldukça önemli. Son olarak Cerablus'a yapılan çete saldırılarından kaçan Arap ve Türkmen halklarının sığındığı Kobani tam bir halk mozaiği. Kobani kantonunda da köy ve kasabalarda yaşayan halkın çoğunluğunu Arap ve Türkmenler oluşturuyor. Ve halkın savunma gücü olan YPG içinde Arap ve Türkmenlerden oluşan birlikler de var. Halkın mozaiği Kobani kantonunda tüm halklar yarın ilan edilecek özerklik sistemiyle birlikte mecliste temsilini bulacak. Müzik
Kuzey Kürdistan halkı Rojava'daki özerk yönetimleri selamlamak için alanlarda Kürt halkı birliği arzuladığı bu günlerde aralarına örülen sınır duvarlarını da protesto ediyor. İşte Serhıldan Ruh'la gerçekleştirilen yürüyüş ve mitinglerden detaylar. Şırnak'ın Silopi ilçesinde binler Rojava'da ilan edilen demokratik özerk yönetimleri selamladı. Polis engelini aşarak toplanan binlere BDP Kent Milletvekili Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız hitap etti. Konuşmalar ardından yürüyüşe geçen kitleye polis saldırdı, saldırıya direnişle karşılık verildi. Kitlesel eylem adreslerinden biri de Ahmet'ti. Binler 5 Nisan Eşit Özgür Yurttaş Derneği önünde toplandı. BDP ilçe binasına sloganlarla yüründü. Yürüyüş ardından BDP İl Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt ve Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Fırat Anlı birer konuşma yaptı. Zümrüt ve Anlı, Rojava halkının özgürlüğünün Orta Doğu'nun özgürlüğü olduğunu belirttiler. Vanlılar da aynı amaçla alanlara çıktı. BDP il binasından Büyükşehir Belediye binası önüne yüründü. BDP İl Eş Başkanı Musa İta şu mesajı verdi. Kürt halkını tanımayan, Kürt halkını ve Orta Doğu'da yaşayan diğer tüm halkları yok sayan hiçbir anlaşmayı, hiçbir konferansı tanımayacağımızı açıkça deklare ettik. Mardin Kose ilçesinde de yürüyüş vardı. Binlere İl Eş Başkanı Reşat Kaymaz ve Kent Milletvekili Gülser Yıldırım seslendi. Burası da Muş'un Kop ilçesi. Kitlesel yürüyüşte BDP Kent Milletvekili Demir Çelik ve yöneticiler de yerini aldı. İlçe eş başkanı Nusret Filiz ve vekil Demir Çelik şunları söyledi. Kobani ile birlikte demokratik özel 3 komutandan biri olan Cizre komutanını ilanını selamlıyoruz. Kürtler ve Kürdistanlı halklar Edibesse hamlesinin gereği olarak Arap sömürgeciliğine, Türk sömürgeciliğine, Fars sömürgeciliğine artık yeter diyerek kendi kaderlerini belirleme, kendi statülerini elde etme kararıyla yola çıktılar. Betlis'in Tetvan ilçesinde de yürüyüş vardı. BDP İl Başkanı Mehmet Can Demir, bir an önce ördüğünüz utanç duvarlarını ortadan kaldırın. Yoksa Kürt halkı ördüğünüz duvarları başınıza yıkacaktır dedi. Gölemek'ten verilen mesaj ise oldukça netti. BDP İl Eş Başkanı Rami Kurt halka hitap etti. AKP Türkiye'deki iç barışı sağlamak istiyorsa Rojava politikasını barışı bir temelde değiştirip Kürt halkı arasında sınırlı sınırlar duvarlar örmekten vazgeçmeli. Yaşasın halkımız ve barışsız ötesin. Yaşasın. Aynı amaçla Siirt'te de yürüyüş düzenlendi. BDP il binası önünde bir araya gelen halk Orhan Doğan Kent Parkı'na yürüdü. BDP İl Başkanı Mehmet Ata İnan şunları söyledi. Rojava'da tüm halkların ortak yönetimiyle otar vaat etmektedir. Bu devrin binlerce emek ve bedel ile yaratıldı. Buna karşı ne tırlar ile gönderilen mühimmatlar, ne görmezden gelen yaklaşımlar, ne sınır hatlarına çekilen suni tel örgüleri de
Luzon benzeri Cenevreler engel olabilir. Bir başka eylem merkezi de Batman'dı. BDP milletvekili Ayla Akat Ata halka hitap etti. Sınırları kaldırma iradesi açık ve ortadayken duvar örme kararını ve iradesini protesto etmek için bir aradayız. Bütün Orta Doğu'dan çözüm olacak bir projenin iradını Rojava'dan gerçekleştirdiler. Selam olsun Cumhur Kalkanı. Dün akşam kutlamalar çerçevesinde Amed'in Erhani ve Farhin'le Mardin'in Stere ilçelerinde de şölen düzenlendi. Amed'in Erhani ilçesindeki şölen böyle başladı. Anları mücadelemizde yaşayacak. Erhani ilçe başkanı Cavidan Yaman halka seslendi. Başkan Türk Devleti ve uluslararası kesimler Kürtlere ikinci bir Lozan sürecini dayatmaktadır. Kürtlerin olmadığı konferansın başarılı olması mümkün değildir. İkinci bir Lozan'ın yaratılması mümkün değildir. Kürt halkı bu imkana izin vermeyecektir. Rojava halkımıza dayatılan uluslararası bu politikalara karşı halkımız Rojava'da Cizre kantonunda özel yerel yönetimlerini dünyaya ilan ederek bir kez daha örgütlü gözünü göstermiştir. Ardından da kültür programı başladı. Farkin ilçesinde de kutlama etkinliği vardı. Etkinlik bu coşkuyla başladı. Başka kutlama ise Mardin'in Stere ilçesi Avina beldesindeydi. BDP kent milletvekili Gülser Yıldırım kadınların öncü rolüne dikkat çekti. Ardından da Avina beldesi seçim bürosunun açılışı yapıldı. 21 Ocak'ta başlayan Cenevre 2 konferansı başarısız. Açıklama konferansın yürütücüsü Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi El Ahdar El İbrahim'den geldi. Bazı Suriyeli gruplar ve rejim heyetleriyle iki kez bir araya gelen El İbrahim'i basına bilgi verdi. Durum çok zor ve çok karmaşık. Adım atmıyoruz, yarım adımlarla ilerliyoruz. Çok fazla şey elde edemedik dedi. Tutuklular konusunda konuşmak üzere anlaştık diyen İbrahim'i iki heyetin görüşmelerinin süreceğini söyledi. Cenevre 2 konferansının çözüm amacı taşımayacağı Kürt tarafı tarafından ifade edilmişti. Irak'tan şiddet haberleri gelmeye devam ediyor değerli izleyenler. Sabah saatlerinden itibaren düzenlenen saldırılarda 17 kişi öldü. En kanlı saldırı başkent Bağdat'ın kuzeydoğusundaki bir Şii köyünde meydana geldi. Obüslü saldırı sonucunda bir aileden 5 kişi yaşamını yitirdi. Bağdat'ın Saidiya mahallesinde 2, Amriya'da ise 3 bombalı araçla saldırı düzenlendi eş zamanlı olarak. Tuzkurmato'da da 2 araçlı bombalı saldırı düzenlendi. Patlamada 4 kişi öldü. Bağdat'a 80 kilometre mesafede olan Balat'ta ise devriye gezen bir polis aracına yönelik saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis öldü. Şiddetli
Mısır'da yaklaşık 6 aydır iktidar karşıtları ve taraflarının çatışmalarına sahne oluyor ve yine son 24 saatte tarihin en kanlı günlerinden biri yaşandı Mısır'da. Çatışmalarda ölenlerin sayısı 49'a ulaştı. Mısır'da Hüsnü Mübarek 2011'de devlet başkanı Hüsnü Mübarek'in ve hükümetinin görevden alınmasıyla sonuçlanan ayaklanmanın yıl dönümü etkinlikleri 3 gündür devam ediyor. Sağlık Bakanlığı dün meydana gelen çatışma ve bombalı saldırılarda 49 kişinin öldüğünü açıkladı. İçişleri Bakanı ise 1079 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Mısır'da Müslüman Kardeşler kökenli Muhammed Mursi 3 Temmuz 2013 tarihinde askeri darbeyle devrilmiş. Bu tarihten sonra yapılan protestolarda yüzlerce kişi ölmüştü. Dün İslam adını kullanan radikal grupların saldırılarını yoğunlaştırdığı Sina Yarımadası'nda bir askeri helikopter düştü. Henüz doğrulanmayan habere göre 5 askerin öldüğü iddia ediliyor. Süveyş'te ise bir polis binası yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 9 kişinin yaralandığı açıklandı. Cuma günkü bombalı saldırılarda ve çatışmalarda ise 18 kişi ölmüştü. Afganistan'dan da intihar saldırısı haberi geldi. Başkent Kabil'de bir askeri otobüse yönelik intihar saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi ise yaralandı. Saldırıda ölenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor. Saldırıya maruz kalan askeri otobüsün işçileri iş yerine taşıdığı öğrenildi. Polis yetkilileri üzerinde bomba taşıyan saldırganın otobüse binmesinin önlendiğini ancak bombanın patlamasına engel olunamadığını açıkladı. Saldırıyı Taliban'ın örgütü üstlendi. Ocak ayı başında Kabil'deki bir saldırıda IMF ve BM yetkilileri dahil 21 kişi hayatını kaybetmişti. Ukrayna muhalefeti Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovych'in aylardır devam eden siyasi krizi sona erdirmek için yaptığı öneriler reddedildi. Yanukovych muhalefet liderlerine başbakanlık ve başkanlık yardımcılığı görevlerini teklif etmişti ancak reddedildi. Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovych'in muhalefetteki liderlere başbakanlık ve başbakan yardımcılığını teklif etmesi ülkede uzlaşma beklentisini arttırdı. Ancak Vatan Partisi lideri Arseniy Yatsenyuk sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Yanukovych'e anlaşma yok şeklinde cevap verdi. Halka seslenen muhalefet lideri devlet başkanı Viktor Yanukovych ile gerçekleşen toplantının içeriğini ve kararlarını aktardı. Yanukovych'in başbakanlık görevi önerdiği Arsen Yatsenyuk teklifin ancak taleplerinin tamamının karşılanması ve 16 Ocak'taki yasaların iptal edilmesi halinde kabul edileceğini söyledi. İnsan haklarından sorumlu başbakan yardımcılığı görevi teklif eden Udar Partisi lideri Vitali Klitschko ise iktidarla görüşmelere devam edeceklerini söyledi. ...2014 yerel seçim gündemiyle devam edelim. Kentimizi de kendimizi de biz yöneteceğiz. Şehir senin şiarıyla hazırlanan HDP dengeleri sarsmaya hazırlanıyor. Şişli Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde eş başkan adayları halka tanıtıldı. HDP iddialı olduğu İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye eş başkan adaylarını düzenlediği mitingle halka tanıttı. Şişli Meydanı'nda gerçekleştirilen miting böyle başladı. Aday tanıtımı ardından Sırrı Süreyya Önder söz aldı. Yoldaşlar, mücadele arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, değer annelerimiz, kadınlar, gençlik, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, başımızın gözümüzün üstüne geldiniz. Bu daha başlangıç mücadele. Hepsine buradan selam ediyorum.
Bir aday tanıtımı da Manisa'da yapıldı. HDP il ve ilçe belediyeleri eş başkan adaylarını basın toplantısıyla tanıttı. HDP İl Başkanı Abdurrahman Aras, Manisa'da çok dilli, kültürlü ve renkli yerel yönetim anlayışını yaşama geçireceklerini vurguladı. HDP İzmir'de ise seçimlere gezi direnişi ruhuyla hazırlanıyor. HDP'nin İzmir Belediye Eş Başkan Adayı Pınar Türk, 26 yaşında ve HDP'nin en genç adayı. Gezi direnişi eylemlerinde tutuklanan ve 4 ay cezaevinde kalan Türk, İzmir'de bir kadın aklı ve iradesinin oluşması gerektiğini söyledi. Ankara'da 3 ülkücüye karşı seçimlere girecek olan HDP'nin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Songül Erol Abdil, emeğe dayalı belediyecilik yapacaklarını ifade etti. Çok hani büyük bir heyecanla karşılanan bir parti. Çalışmalara da biz bu heyecanla başladık. Şu anda belediyedeki yerel seçimlerde de çok farklı kesimlerden insanların desteğini alarak çalışmalarımıza başladık. BDP'de adaylarını halkla buluşturuyor, halkı oylarına sahip çıkmaya çağıran adaylar projelerini anlatıyor. BDP Mersin adaylarını belediye başkan ve eş başkan adaylarını düzenlenen mitingle halka tanıttı. BDP Akdeniz İlçe Örgütü binası önünde düzenlenen mitinge binlerce kişi katıldı. BDP Bedlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu, Kürt halkının önümüzdeki seçimlerle kendi kaderini belirleyeceğini ifade etti. Ahmet'in Bağlar ilçesi belediyesi eş başkan adayları Birsen Kaya Akat'la Eşref Güler Bağlar'a bağlı 8 köyü ziyaret etti. Ziyaretlerde konuşan Akat, 2014 yerel seçiminin Kürt halkı için bir referandum olacağını belirtti. Seert'in Misirci ilçesinde ise BDP'li eş başkan adayları Hatice Sevip Tekin ve Necat Yılmaz esnaflarla bir araya geldi. Bir yaşam, daha modern bir halk hareketi olarak da Kürt alanını güzelleştireceğiz. Kürt alanını ve Kürdistan'ı. Örnek olacak bir belediyecilik anlayışı da kadınıyla, gençliğiyle, ortak yaşam alanlarını hep beraber projelerle ortaklaştırarak önümüzü güzelleştireceğiz. Agari'de seçim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bazidin Vatan, Hürriyet, Sanayi ve Yeni Mahalle'de ev toplantılarına katılan BDP'li adaylar projelerini halka anlattı. Kars'ta ise seçim bürosu açılışı gerçekleştirildi. BDP Mersin Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Ahmet Türk de Tümbelsen Mersin Şubesi 4. Olağan Kongresi'nde konuştu. AKP'nin Mersin'i kaybetme korkusuyla farklı yollara başvuracağına dikkat çeken Türk, halkı oylarına sahip olmaya çağırdı. Son 3 gün içinde sadece Ahmet'te 4 kadın katledildi. 2014 yılının ilk ayında ise 12 kadın. Peki bu sonucu besleyen nedenler nedir? İşte bunu gözler önüne seren kısa haberimiz. Katliamlar devlet kaynaklı şiddetin beslediği zihniyetin etkilerini gözler önüne seriyor. 22 Ocak günü 19 yaşındaki Sevilay Sülüntay surlardan itilerek katledildi. Sevilay'ın katili akli dengesi bozuk olduğu iddiasıyla Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. Kayapınar ilçesinde eşi Mübarek Turan'a elektrik vererek katlettikten sonra gözaltına alınan Veysi Turan sorgusunda deli rolü yaptı. Katil zanlısı doğum yaptığı için yorgundu. O uyuduktan sonra cinler benim yanıma gelip eşimi öldürmemi söyledi dedi. 23 Ocak'ta Bahar Ebrem adlı kadın tartıştığı eşi tarafından bıçakla sırtından yaralandı. Yenişehir Kadın Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi Koordinatörü Neslihan Başak ve Ekin Ceren Kadın Merkezi Sosyoloğu Ayşe Çaçan ortaya çıkan tabloyu şu sözlerle değerlendiriyor. Gösterdi. Bunun tabii ki çeşitli sebepleri var. Tecavüz ve taciz olayları da bunları besliyor, kadına yönelik şiddeti, erkek şiddeti diyoruz buna. Çünkü kaynağı hep aynı yerden, beslendiği yer hep aynı yer, erkek egemen zihniyet ve maalesef çok fazla dilimize doladığımız eril zihniyet mevzusu. Bunun tabii ki çeşitli sebepleri var, farklı farklı görünürlükleri var ama bunun en önemli sebebinin devletin polis devleti haline gelmesidir.
Kadın katliamlarıyla mücadele eden Ezidi kadınlar dün Almanya'nın Hannover kentinde önemli bir buluşmaya imza attı. Birinci Ezidi Kadın Konferansı, konferans 150 delegeyle 50 misafirin katılımı ve önemli sonuçlarla tamamlandı. Konferansın ilk bölümünde Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın kadına ilişkin yapmış olduğu bir değerlendirme ve konferansı selamlayan yazısı, tarihte ve günümüzde Ezidi kadınların durumunu konu alan dokümanter, KCK Genel Başkanlık Konseyi üyesi Sozdar Avesta'nın görüntülü mesajı ve Şengal'deki Ezidi kadınların gönderdiği video sunumları izlendi. Ardından söz alan BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane, diasporada yaşayan Ezidilerin sorunlarına değindi. TJKE temsilcisi Yıldız Aktaş ise Ezidilerin Kürt kültürünü ve dilini bugünlere taşıyan önemli bir güç olduğuna vurgu yaptı. Konferansta öne çıkan en temel noktalardan biri ise her katılımcının ifade ettiği 9 Ocak'ta Paris'te katledilen PKK'nin kurucularından Sakine Cansız'ın mücadelesiydi. Konferansta benimsenen ilkeler arasında şunlar var. Kadına yönelik şiddetin tüm yönleriyle görünür kılınması ve şiddeti besleyen unsurlara karşı örgütlü mücadele. Hiçbir kadın yalnız değildir, örgütsüz kalmamalı şiarıyla komite ve komisyonlar biçiminde örgütlenme ve Almanya Ezidi Kadın Meclisi ilanı. Türk savaş uçakları 28 Aralık 2011 tarihinde Roboski'de katliam gerçekleştirdi. 34 Kürt genci bombaların hedefi oldu. Katliam aydınlatılmadığı gibi ailelerine zulüm politikaları uygulanıyor. Cezalara, gözaltılarına ve baskılara bir yenisi daha eklendi. Katliamda yaşamını yitiren 34 gençten 25 yaşındaki Nadir Alman'ın ailesine çocuklarının 11 yıl önce işlediği iddia edilen kaçakçılık suçundan 8.403 lira para cezası tebligatı yapıldı. Adliyeden baba Sadık Alman'a gönderilen tebligatta Nadir Alman'ın 2003 yılında işlediği kaçakçılık suçundan dolayı aldığı para cezasını faiziyle ödemesi istendi. Ailelerin avukatlığını yapan Ahmet Barosu Başkanı Tahir Elçi, 2 yıldır hayatta olmayan bir kişiyle ilgili aileye ceza tebligatı yapılmasını skandal olarak nitelendirdi. Elçi, açılan davanın kişisel olduğunu ve parasal alacak davası olmadığını belirtti. Günün gelişmelerini paylaştık. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.